Güzel zaman geçirebileceğiniz birkaç tane video yayınlamak istiyorum sizler için. Bir yandan görüntülü olarak yayınlarken bir yandan da anlatmaya çalışacağım. Umarım severek beğenerek izlersiniz. Bugünkü birinci oyunumuzun adı Heykeltıraş. Bu oyunda grubu 3 eşit parçaya bölüyoruz. 3'e böldüğümüz grubun yan yana sıralanmasını sağlıyoruz. Ortada kalan arkadaşlarımız heykeltıraş olacaklar. Sağda veya solda fark etmeyecektir bu. Bir tarafta olan arkadaşlarımız çamur, bir tarafta olan arkadaşlarımız ise model rolüne bürünecekler. Heykeltıraşların gözlerini kapatıyoruz, kesinlikle göremeyecekler. Model rolü üstlenecek olan arkadaşlarımıza herhangi bir şekil almalarını söylüyoruz. Heykeltıraşlar modelleri gözleriyle görmeden el yordamıyla modellerin durdukları şekilleri anlayıp diğer arkadaşlarına aynı şekli vermeye çalışacaklar. Bu oyunu en az 3 kişiyle oynayabilirsiniz. 3 veya katları şeklinde ilerleyecek bir oyun. Sayı konusunda bir sıkıntımız yok. Çünkü temelde bize lazım olan bir heykeltıraş, bir çamur ve bir model. Üçlü grubu oluşturduktan sonra 6, 9, 12 şeklinde istediğiniz kadar kişiye, istediğiniz kadar çocuğa bu oyunu oynatabilirsiniz. Bu oyunu en çok ilkokul ve ortaokul seviyesindeki çocuklara oynatmanızı öneririz. Bu oyundaki amaç çocukların hayal gücünü etkileyebilmek, grup içerisinde daha aktif rol almalarını sağlayarak hayal ettiklerini gerçeğe dönüştürebilmelerini sağlamaktır. İyi tamam. Bizim geriye doğru. Elikte tamam. Açıyorum ben. Diğerlerinde de belki de şeydir. Ne olur ya? Bunu yani bir arkadaşına gönderirken kontrollü olmayı da öğretecek. Evet. Daha kontrollü olmayı da gösterebilir. Daha nazik davranmayı gösterebilir. O artık sizin içinde bulunduğunuz sosyopolitik çevreye göre değişebilir. Bu oyun böyle bir oyun. İkinci oyunumuzun adı Bul Bakalım. Bu oyunda grubu 2 eşit parçaya bölüyoruz ve yanımıza alacağımız bir yardımcıyla grupların karşımıza sıraya geçmelerini istiyoruz. Yardımcınız ve siz elinize bir adet bozuk para alıp bu parayı arkanızda saklıyorsunuz. Hangi elinizde olduğu bilinmeyecek. Karşınızda sıraya geçen ekip üyeleri teker teker koşarak sizin yanınıza ve yardımcınızın yanına geliyor. Hangi elinizde saklandığı belli olmayan parayı bulmaya çalışıyor. Parayı bulan ekibinin yanına gidip en arka sıraya geçiyor
ve hemen ikinci sıradaki yarışmacı devam ediyor, tekrar parayı bulmaya çalışıyor. Eğer parayı bulamazsa, yanlış tahmin ederse, ekibinin yanına kadar koşuyor, ekibindeki arkadaşıyla selamlaştıktan sonra tekrar liderin önüne kadar koşup parayı tekrar tahmin etmeye çalışıyor. Ne kadar hızlı koşup ne kadar çabuk tahmin ederse parayı grubunun arkasında sıraya geçiyor ve kendisinden sonra gelen takım arkadaşının ilerlemesini sağlıyor. Bu şekilde takımdaki herkes teker teker parayı bulmaya çalışıyor. Takımdaki herkes parayı bulduktan sonra da oyun bitmiş oluyor ve ilk bitiren ekip oyunu kazanmış oluyor. Üçüncü oyunumuzun adı Tavşan Kaç. Bu oyun en az 3 ekiple oynanmalı. 4 veya 5 ekiple de oynayabilirsiniz. Her bir ekip ortalama en az 5 kişiden oluşmalı. Mümkünse 8 ya da 10'u da geçmemelisiniz. Aksi halde çok karmaşa olacağını düşünüyorum. Ekipler yan yana sıralanırlar. Ekip başları sabit dururken diğer üyeler kol aralıkları kadar mesafe açarlar. Yerlerini değiştirmeden oldukları yerde sağa veya sola dönerek tekrar kol aralığınca hizaya gelirler. Dolayısıyla her bir ekip üyesinin arasında iki kol mesafesi olacaktır. Ekip üyeleri kollarını açtıklarında parmak uçları birbirlerine değerse, yani değecek pozisyonda dururlarsa daha iyi olacaktır. Oyunda bir adet tavşan, bir adet de tazı seçilir. Amaç sizin de tahmin edeceğiniz gibi tazının tavşanı yakalamasıdır. Ekip üyeleri parmakları birbirine değecek şekilde kolları açık bir vaziyette beklerler. Liderin vereceği her bir düdük komutuyla önce sağa, ikinci düdük komutuyla sola dönerek aralarındaki yolun şeklini değiştirirler. Yani sağa döndüklerinde birbirine paralel giden yollar farklı bir hal alacağı için tavşanın kaçacağı yolların şekli değişecek. Tavşanın ve tazının koşacağı yollar birer duvar gibi düşünülüp birbirlerinin yakalamaya çalışırken kolların aralarından geçmemeleri istenir. Çünkü o kollar aynı zamanda duvar gibi düşünülmelidir. Yani daimi olarak şekli değişen bir labirent düşünün. Ekip üyeleriniz birer labirent duvarı oluşturuyorlar. Tavşan kaçmaya çalışıyor, tazı yakalamaya çalışıyor.